Dünyası Yarın. Büyük İftira. 5. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Eser Şahap Ayhan. Senaryo Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Didem Türkmen, Halil Güntekin. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Akıncı Hasan Venedik'te Hristiyanların arasında yaşamaktadır. Cecilia adında Hristiyan bir kızla da nişanlıdır. Ancak Hasan'ın iki amansız düşmanı vardır. Birisi Cecilia'ya deli gibi aşık olan Sagrado, diğeri de Hasan'la aynı gemide çalışan ve Hasan'ın kaptanlığını içine sindiremeyen vekil harç Valero'dur. Bu iki azılı düşman aralarına kilise papazı Giorgi'yi de alarak Hasan'ı mahvetmek için korkunç bir plan yaparlar. Buna göre Hasan'ın çalıştığı gemiyi soyduğunu, çaldığı malları da sahilde bir kulübeye sakladığını zaptiyelere ihbar ederler. Planın bir parçası olarak da Valero bir hırsızın gemiyi soyduğunu ve bir kayıkla sahile gittiğini söyler. Bunun üzerine Hasan bir kayığa binerek hırsızı takip eder. Hırsız sahildeki bir kulübeye gitmiştir. Hasan kulübeye girince tanımadığı birisi başına vurur ve onu bayıltır. Biraz sonra da daha önce ihbar alan zaptiyeler kulübeye girerler. Tam bu sırada Hasan'ın nişanlısı Cecilia'yı da hadise yerine getirdiklerinden yerde yatan Hasan'ı ve başındaki zaptiyeleri görürler. Zaptiyeler Hasan'ı Sagrado ya da Cecilia'nın öldürdüğünden şüphe ettiklerini söyleyince bunu duyan Sagrado ile Cecilia korkarak oradan kaçarlar. Bu arada Papaz Giorgi'nin bir adamı onları bularak Sagrado'ya para ve papaya verilmek üzere bir de mektup verir ve derhal Roma'ya gitmelerini söyler. Öte yandan Hasan'ın ölmediği, sadece bayıldığı anlaşılır. Genç adam ayılınca zaptiyeler onu hırsızlık suçlamasıyla tutuklarlar. Hasan hırsız olmadığını, vekil harç Valero'nun da bu sözlerini doğrulayacağını söylerse de Valero inkar edince Hasan'ı hapse atarlar. Yani duruşman başlayıncaya kadar Senander Kalesi'nde mi hapis yatacağım? Evet ama hapsedileceksin dediysen de orada gerçek bir suçlu gibi bulunmayacaksın kaptan. O hapishanede zaten hafif suçlar yatar. Sana gelince rahat edeceğin bir oda, hatta bir de hizmetçi verilecektir. Şu anda sadece zanlısın. Mahkemenin vereceği hükme kadar suçsuzsun. Yani bu arada ben de seni kurtulman için bazı teşebbüslerde bulunacağım tabii. Sağ olun Sinyor Graffa. Bana karşı gösterdiğiniz itimada teşekkür ederim. Yalnız merak ettiğim bir şey var kaptan. Nedir o? Bizim geminin vekil harcı Valero. Neden hakikati saklayarak seni zor duruma soktu onu anlayamıyorum bir türlü. Kim bilir. Belki de bu işin içine bulaşmaktan korkmuştur. Ya da benim suç ortağım olabileceği akıllara geleceğinden inkara sapmıştır. Haklıdır. Yani her şeye rağmen doğruyu söylemesi gerekirdi Valero'nun. Neyse ama ben yine de ümitsiz değilim dostum. Benim vicdanım rahat Sinyor Graffa. Ne bende ne de benim milletimin kitabında hırsızlık gibi aşağılayıcı, yüz kızartıcı bir hadiseye rastlamazsınız. Ancak geçici de olsa böyle esaret altında bulunmam benim için... Evet evet anlıyorum. Senin gibi esarete alışmamış bir milletin çocuğunun kapalı yerde kalması gerçekten çok zordur. Biliyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok kaptan. Üzgünüm. Biliyorum Sinyor Graffa. Acaba babam... yani o benim durumumu biliyor mu? Haberiniz var mı? Bütün Venedik duyduğuna göre babam da duymuş olabilir. Bakın kaptan. Gerçeği senden saklayamam kararsan. Babam başına gelenleri duyunca üzüntüden felç oldu oğlum. Ne? Felç mi oldu? Evet. Aman Allah'ım. Zavallı babam. Ya. Osmanlı'nın en ünlü akıncılarından Karabulut oğlu Mehmet... Evladının hırsızlıkla damgalanmasına dayanamadı demek. Maalesef. Yeminim olsun ki suçsuzluğum anlaşılsın. Bana, milletime bu pis iftirayı bulaştıranı ve babamı felç ettiren bu kişiyi bulup cezasını vereceğim. Kendine gel, böyle hemen sinirlenme.
Ha, sana şunu söylemek istiyorum. Venedik hekimleri babanın derdine çare bulamayınca Osmanlı tüccarlarından bir dostu onu gemisiyle İstanbul'a götürdü. Haberin olsun. Bu iyi. Osmanlı'nın tabipleri babamın derdine Allah'ın izniyle deva bulurlar. Size bir şey sorabilir miyim Sinyor Graf'a? Hı? Tabii. Buyur sor kaptan. Nişanlım. Evlenmek üzere olduğum kız. Evet. Çeçilya. O ne yapıyor? Ondan bir haber var mı? Acaba o da duydu mu üstüne bulaştırılmak istenen bu pis iftirayı? İşte bunu bilmiyorum Hasan. Ama öğrenirsem onun da haberini sana getiririm. Teşekkür ederim. Şimdi müsaadenle. Biliyorsun geminin malları boşaltılıyor. Sen olmadığın için boşaltılmaya ben nezaret edeceğim. Ben tekrar gelirim evlat. Hoşça kal. İşte Hasan. Muhakemen yapılıp bitinceye kadar bu kalede kalacaksın. Burada da hücre kapın kilitli olmayacak. İstediğin gibi kalenin içinde dolaşabileceksin. Sağ ol çavuş. Bu da Antonio. Senin hizmetine bakacak. Ne istersen yapacak. Antonio yanındaki hücrede kalacak. Hizmetkara gerek yoktu çavuş. Biz kendi işlerimizi kendimiz görmeye alışkınızdır. Olsun. Hizmetlik işin olmasa da canın sıkılabilir. Antonio sana yoldaşlık eder. Çavuş doğru söylüyor Kara Hasan. Ben Osmanlıları iyi tanırım. Onların arasında çok bulundum. Her neyse. Ne ihtiyacın olursa Antonio'ya söyleyip yaptırabilirsin Hasan. Ben şimdi gidiyorum. Sağ ol çavuş. Bana inandığın ve güvendiğin için sana çok teşekkür ederim. Şansın varmış. Bu gece kalede canın sıkılmayacak kaptan. Neden Antonio? Bugün Hristiyanların Meryem yortusu. Bu gece sabaha kadar ayin ve kutlama yapılacak. Kimler katılacak bu yortuya? Herkes. Başta sen Ander papazı olmak üzere din adamları, yüksek şahsiyetler, Venedik kardinalı. Hepsi gelecektir. Demek ki kaledeki koşuşturmanın sebebi bu. Buraya gelirken herkes telaş içinde bir sağa bir sola koşuşturup duruyordu. Evet, bir saat sonra yortu ayini başlar. Seyretmek istiyorsan önce karnımızı doyuralım ha. Ayini görebilir miyiz? Serbest mi bize? Bizim bulunduğumuz koridorun sonunda bir balkon var. Oradan her şeyi rahatlıkla seyredebiliriz. Ayin birazdan başlayacak kaptan. Balkona gidip seyredelim mi? Nasıl olsa yapacak daha iyi bir işimiz yok. Seyredelim. O halde beni takip edin lütfen. Vay canına. Aşağısı bayağı kalabalıkmış. Şuraya bak. Gelenler. Böyle kutsal gecelerde oluyor hep. Abi, davetliler neden böyle heyecanlandılar bildi? Sen Ander papası geliyor anlamadın mı? Aa, çok teşekkür. Papanın bir numaralı adamı. Venedik kardinali bir ayağına gidermiş. Merak ettim babacığım. Göstersen hangisi? İşte bak şu kalabalığın ortasındaki elinde altın asa bulunan siyah sakallı adamı gördün mü? Evet gördüm. İşte Senander papası o. Halk aziz kişi bilir onu. Hiç de saygı duyulacak bir tipi yok ya. Neyse. Ama şu papazın yanındaki adam... Aman Allah'ım. Bizim geminin vekil harcı Valero değil mi o? Valero mu? Tanıyorsun değil mi? Evet, evet o Valero. İyi ama papazın yanında işi ne? Hah, işte beni gördü. Hey, Valero! Bak sen, beni görünce hemen başını önüne eğdi. Vay köp olsun. Aklı sıra benden kaçmaya çalışıyor. Ne oldu kaptan? Canın sıkılmışa benziyor. Aşağıya, ayinin yapıldığı yere inmek istiyorum Antonio. Ama oraya inemezsin ki kaptan. Tutuklulara yasaktır orası. Başlattırma yasağından şimdi. Ayine inip Valero denen o sahtekarla konuşmam gerekiyor. Benim kurtuluşum bu adamın vereceği ifadeye bağlı. Sen bilirsin kaptan. Muhafızlar görürse ayinin yapıldığı yere bırakmazlar seni ama. Sen beni burada bekle. Bakayım ben aşağıya inebilecek miyim? Demir parmaklık koymuşlar. Ayinin yapıldığı yere geçiş yok. Oysa Valero ile papaz 3 metre ötemde duruyor. Şimdi bağırıp çağırsam kaçar gelmez buraya. Şansa bak.
Valero ile papaz benim bulunduğum kapıya doğru geliyor. Şöyle kenara çekileyim de beni görmesinler. Bakalım ne konuşacaklar. Hani Karasa'nın işini bitirecektin. Bana öyle söylemiştin. Ne yapayım, adam yedi canlıymış Valero. Daha bugüne kadar benim kafasına vurup da yaşayan adam yoktur. Sen bana Fener'le Hasan'ı öldürdüm işareti verince sevinmiştim. Daha sonra zaptiye çavuşu gelip de onun ölmediğini söyleyince çok şaşırdım. Dedim ya, bu Osmanlı yedi canlı. Hasan'ın yaşaması çok kötü oldu. Ölseydi gemi sahibi beni birinci kaptan yapacaktı. Ondan sonra bütün malları yürütecektik. Zengin olacaktık. Boş ver. Ölmedi ama mahkemeden kurtulamayacak. Bütün deliller aleyhine. Mahkeme onu hırsızlık suçundan zindana atacak. Sen o zaman yine birinci kaptan olursun. Peki Cecilia ile Sagrado Hasan'ın yerde yatan vücudunu görmediler mi? Görmez olurlar mı? Onlar Hasan'ı öldü biliyorlar. Hoş, ben de öyle biliyordum ya. Bu arada Cecilia zaptiyelerle benim konuşmalarımdan Hasan'ın hırsız olduğuna garanti inanmıştır. Ama bir iki güne kadar Hasan'ın ölmediğini duyacaktır Cecilia. Hatta belki de duymuştur bile. Cecilia'nın Hasan'ın yaşadığını öğreneceğini hiç sanmam Valero. Neden? Çünkü Cecilia ile Sagrado pencereden kulübenin içine bakarken biz zaptiyelerle öyle şeyler konuştuk ki zaptiyeler Hasan'ın ölümünden dolayı Sagrado'dan şüphelendiler. Hatta yalnız Sagrado'dan değil Cecilia'dan bile şüphe ettiler. Ne diyorsun? Peki bu nasıl oldu? Sözde Cecilia Hasan'la zorla evlendirilmek istemiyormuş. Bu yüzden Sagrado ile birlik olup Kara Hasan'ı öldürmüşler. Zaptiyelerin bu tahminini duyan Cecilia Sagrado ile birlikte kaçtı. Vay canına, çok yaman adamsın doğrusu. Hasan Cecilia'nın Sagrado ile kaçtığını öğrenirse mahvolur, biter. Evet, bir Osmanlı'nın dayanamayacağı bir hadise. Peki Cecilia ile Sagrado nereye gittiler Giorgi? Roma'ya. Biliyorsun Papa Hazretleri de orada. Kaçaklar için en güvenilir yer Roma'dır. Onları orada kimse bulamaz. Kardinal Hazretleri geldi. Kardinal Hazretleri ayine gelmiş. Hemen yanına gitmeni sürün. E bir de Karasan hırsızlıktan mahkum olursa yok mu ya? Olacak, olacak. Valero Osmanlı mahkum olacak. İşe bak. Yüce Allah ayaklarını dolandırdı. Foyaları meydana çıktı. Demek bana iftira atan Valero. Beni öldürmek isteyen de herkesin saygıyla önünde eğildiği Sen Ander Kilisesi papazı Giorgi. Vay alçaklar vay. Ben sizleri bitirmez miyim? Ben sizleri kılıçtan geçirmez miyim bre reziller? Ya Cecilia? Alçaklar sevdiğim kızı Cecilia'yı da bu oyuna alet ettiler. Zavallı beni hem hırsız hem de öldü biliyor. Sagrado. Sen Ender rahibinin bize yardım için gönderdiği adamın dediğini duydun. Roma'ya gidiyoruz Cecilia. Roma'ya, papaya. Aman Allah'ım. Olanlara hala inanamıyorum. Hele Hasan'ın hem hırsız olduğuna hem de öldüğüne inanmakta güçlük çekiyorum. Hırsız olup olmadığını bilemem ama Hasan'ın öldüğü muhakkak. Bunu sen de benim gibi gördün Cecilia. Hasan yerde hareketsiz yatıyordu. İyi ama ya ölmemişse, ya bayılmışsa? Ama zaptiyelerin Hasan için öldü dediğini duydun. Bak onu ne kadar sevdiğini biliyorum ama artık kendini onsuzluğa alıştır Cecilia. Hasan öldü. Acaba tekrar köyümüze geri dönebilecek miyiz? Bu mümkün olacak mı? Bunu zaman gösterecek Cecilia. Bak çok kötü bir gün geçirdik. Özellikle sen bir genç kızın dayanamayacağı şeyleri yaşadın. Uyu istersen. Nasıl olsa arabanın dizginleri benim elimde. Kalabileceğimiz bir yan bulursam seni uyandırırım. Peki Sagrado. Tuzağa düşürmüşler. Anlaşılan bu işi Sagrado, Valero ve Senander papazı tezgahlamış. Kendi çıkarları için hem beni hem de ülkemi zor durumda bıraktılar. Benim hırsızlıktan hapse girmem Sagrado'nun da işine gelir. Ama bu tezgahı yıkacağım. Size bu oyunu oynatmayacağım adi herifler. Benim de bir planım var. Hem de sizin planınızdan çok daha mükemmel. Bu gece buradan çıkacağım.
Önce Valero'yu, ardından sen Ander papasını geberteceğim. Sonra da geri gelip yüzüme yatacağım. Böylece hiç kimse benden şüphelenmeyecek bile. Gün ola harman ola efendiler. Osmanlı saftır, temizdir ama aptal değildir. Çeçil'e uydu. Yine de dayanıklı bir kızmış. Başkası olsaydı başına gelenler için çoktan çığlıklar atar bayılırdı. Tanrım şu güzelliğe bak. Seviyorum onu. Deliler gibi seviyorum. İşte sonunda Çeçil'e yanımda. Artık dünyanın en mesut insanı benim. Ama üzüntüsü ve kederi tamamıyla geçmeden ona olan sevgimden hiç söz açmayacağım. Ne zamanki Kara Hasan'ı tamamıyla unutur, işte o zaman ben ona kalbimi açacağım. Ve o da ister istemez kendisine açılan bu kalbe içine girecektir. Benim de uykum geldi. Bütün gece hiç dinlenmeden yol aldım. İşte ileride bir köy göründü. Temiz bir han varsa birkaç saatliğine olsun hem biz hem de atlar dinlenmiş olur. Kendi adi çıkarlarına beni alet etmeye kalkıştılar. Hem milletim olan Osmanlı'yı rezil etmek istediler, hem de sevdiğim kız Çeçile'yi elimden almaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Ben sağ olduğum sürece bunu yapamayacaklar. Bre Valero, bre düzmeci rahip, bana yaptıklarınızın hesabını sormaz mıyım sanırsınız? Hey! Yanımdaki hizmetçinin içip içip sızması da işe yarayacak. Sabaha kadar top atsan uyanmaz. İşte şimdi tam zamanı. Bulunduğum zindan birinci katta. Şimdi çarşafı pencereme bağlayarak, ona tutunarak aşağı denize inerim. Ondan sonrası Allah kerim. Az kaldı. Birazdan ayaklarım denize temas edecek. Gayret. Şansımı bu tarafta nöbetçi de yok. Az kaldı. Biraz daha. Tamam. Şimdi sahile yüzeceğim. Mesafe en fazla 10 metre. Hadi Allah bismillah. Evliyanın himmeti benimle olsun. Mesafe tahmin ettiğimden de fazlaymış. Neyse, sahile çıktık. Şimdi buradan kasabaya gitmek için bir gondol kiralayayım. Şu ileride sırayla gondollar var. Hey, gondolcu. Buyurun sinyor. Beni kasabaya götürür müsün? Tabii, atla gondola. Sen suya mı düştün? Yolda anlatırım. Sen kürekleri çekmeye başla. Büyük İftira adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.